tek vatan için, toprağında yatan için, tüm ecdadın atan için. Tabii ki evet, tabii ki evet. Temmuz'da şahitler için, kahraman yiğitler için, gaziler şehitler için. Tabii ki evet, tabii ki evet. Tarafsız bir yargı için, her görüşe saygı için, tarihinin hatrı için. Tabii ki evet. Referanduma çok az bir süre kaldı. Ancak Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan başkanlık referandumu boyunca kendisine yakın bazı çevrelerce yalnız bırakıldı. Bu tuzağa dikkat! Hayır çıkması için işte bunlar yapıldı. Halkın devleti ve iktidarı sorgulayacağı işlemler zamansız bir şekilde yapılmaya başlandı. İşte tarih kokan o uygulamalardan bazıları. Metropol bir kentin valiliği Suriyelilere vatandaşlık vermeye başladık açıklaması yaptı. Hastanelerde meydana gelen sıkıntılara ve şikayetlere sessiz kalındı. Kahvehanelerde sigara yasağı uzun süredir vardı. Ancak referandum öncesinde denetlemelerin sıklaştırılması kafaları karıştırdı. Ateş pahası olan sebze ve meyve fiyatlarına uzun süredir müdahale edilmiyor. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Vatandaşın hassas olduğu bu dönemde ilgili icraatlara imza atmak, referandumun seyrini hayır yönünde değiştirmeye yönelik refleksler olarak değerlendiriliyor. Not edildiniz. Çalışmadınız. Öte yandan bazı AK Parti teşkilatlarının ve vekillerin referandum için yeterli performansı göstermediği de ileri sürülüyor. Bu iddiayı güçlü kılmak için başkanlık sisteminin tam ne olduğunu anlatmak gerekiyor. Başkanlık sistemi Türkiye'nin bir nevi 24 saatte çağ atlaması demek. Kalitesiz vekillerin, müsteşarların, bürokrasinin top koşturamayacağı bir sistem manasını taşıyor. Başkanlık sonrası vekillerin %80'inden fazlası meclisi bir daha göremeyecek. Sistem, makam ve mevkiye tapanların adeta korkulu bir rüyası. İşin ehli olmayan sülükler başkanlık sistemini istemiyor. İşte bu yüzden varlık sebebi ortadan kalkan bazı vekillerin evet çalışmalarına yeteri desteği vermediği iddia ediliyor. Bürokrasi yavaşlatma eyleminden mağduriyete kadar inanılmaz kirli işler çeviriyor. Referandum öncesi kurumların kusurlarına aldanmamak gerekiyor. Neden evet? Devletin hızlı refleks alabilmesi, kurumların tekrar bağımsızlığını kazanabilmesi ve millete iadesi için sistemin 16 Nisan'dan sonra hayata geçmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın etrafındaki kokuşmuş bürokrasi yığınının temizlenmesi için evet şart. 15 Temmuz zaferinin taşlandırılması için 16 Nisan'da evet çıkması gerekiyor. Artık uyanma vakti geldi. Bu seçim siyasi tercih değil, var olma, yok olma tercihidir.